çalışıyorum. Benim konum arkadaşlar organ nakli. Bizim açımızdan yani İslam bilimler açısından ben değerlendirdiğim konuyu. Organ nakli caiz midir, değil midir? Günümüzde organ nakli alternatifsiz bir tedavi yöntemi olması yanında organı veren ve alan iki tarafında insan olması ve insanın organ üzerinde bir tasarrufta bulunması yüzünden konu din, hukuk ve ahlakı ilgilendirmektedir. 16. yüzyılda başlayan otoorgan nakli giderek geliştirilmiştir. 19. yüzyılda insandan insana doku ve organ nakli başlanmış. Önceleri deri, damar, kas nakli yapılabilirken kalp, karaciğer, böbrek ve kemik iliği, kornea gibi hayati organların nakli aşamasına geçilmiştir. Ehl-i sünnet bilginlerin ve kelamcılarının çoğunluğu ahirette haşrın ruh ve bedenle birlikte olacağı görüşündedir. Burada nakledilen organın hangi bedende yer alacağı sorusu akla gelirse de her gün insandan kopan, ayrılan sayısız hücre ve dokular dikkate alınır. Öldükten sonra organların toprakta çürümesi, yanıp kül olması, hayvanlar tarafından parçalanıp yenilmesi düşünülürse böyle bir sorunun anlamı kalmaz. Nitekim Allah-u Teala'nın ibret için öldürüp 100 yıl sonra dirilttiği Uzeyr Aleyhisselam'ın ve arkasından eşeğinin parçalarının bir araya gelerek canlanması yeniden dirilme konusunda bize fikir vermektedir. Takma organın yeni sahibinin bu organla sevap veya günah işlemesi onun iradesiyle ilgili bir meseledir. Ancak organı verecek kişi veya yakınlarının dış görünüş bakımından kötüye kullanılacağı belli olan bir nakilde tercih haklarının bulunduğu da açıktır. Kıyamet gününde organların şahitliği meselesi, organların lisan hal ile konuşması anlamına gelebileceği gibi, dünyadaki günah sahnesini canlandırma yoluyla kişinin hiçbir günahını inkar edemeyeceği şeklinde anlaşılabilir. İnsan hayatını tehdit eden bir açlık ve zaruret durumunda haram fiillerin mübah hale geleceği ve günahın kalkacağı çeşitli ayet ve hadislerde bildirilmiştir. Diğer yandan İslam hukukçuları hayatı tehdit eden açlık zarureti karşısında açlık karşısında kalan kimsenin insan eti bile yiyebileceğini, tedavi amacıyla haram ve necis şeyleri kullanabileceğini söylemişlerdir. Günümüz İslam bilginleri ve fetva kurumları yukarıdaki delillere dayanarak ölüden tedavi amacıyla organın alınması ve hastaya nakledilmesini şu şartlarla caiz vermişlerdir. Organ naklinde zaruretin bulunması, konunun uzmanı olan doktorların hastanın bu tedaviyle iyileşeceği kanaatinde olması, organı verecek kişinin veya mirasçıların onayının alınmış olması, tıbbi ve hukuki ölümün gerçekleşmiş olması, organın bir ücret veya menfaat karşılığında verilmemiş olması, alıcının da buna razı olması. Ölüden organ nakli caiz görmeyen bazı çağdaş bilginler ise insan ölüsünün saygınlığı ve dokunulmazlığını esas almışlardır. Hadiste şöyle buyrulur: ölünün kemiğini kırmak, diriyken kemiğini kırmak gibidir. Ayrıca cismani haşir ve kıyamet gününde organların şahitli inancını, yaratılışı bozmanın caiz olmayacağı ilkesini gerekçe göstermişlerdir. Ancak bu delil ve görüşlerin yukarıda verdiğimiz zaruret ilkesi, haram ve necisle tedavi ruhsatı gibi deliller karşısında zayıf kaldığı açıktır. Bazı çağdaş İslam bilginleri ve fetva kurumları belli şartlarla diriden diriye organ nakline de fetva vermişlerdir. Bu konuda ölüden diriye organ nakli şartlarına ek olarak organın alınmasının vericinin hayatını ve sağlığını bozmayacak olması ve bu durumun tıbbi raporla belgelenmesi şartı eklenmiştir. Diriden diriye organ nakli konusu insanın en temel hakkı olan yaşama ve beden bütünlüğünü koruma hakkıyla çelişir. Çünkü bir kimsenin hayatı ve kişiliği başkalarından önde gelir. Kur'an'da şöyle buyrulur: kendinizi elinizle tehlikeye atmayınız. Kendinizi ve aile bireylerinizi yakıtı insanlar ve taşlar olacak bir ateşten koruyun. Buna göre kan ve ilik nakli gibi diri vereceği herhangi bir zararı olmadığı kesin olarak bilinen nakiller dışında bedende yedekleri bulunan göz, böbrek, kol, bacak, parmak gibi çift organları diriden diriye nakletme yoluna gidilemez. Çünkü dirinin böyle bir organından rızasıyla vazgeçmesi düşünülemez. Bu nakil ya sevgi veya acıma yüzünden ya da yoksulluk nedeniyle yapılabilir.
organ nakledilecek kişinin de diriden yapılacak böyle bir nakle razı olmaması gerekir. Bu caizdir. Arkadaşlar caizdir.